Bizleri izleyen, seyreden herkese de hayırlı günler, hayırlı haftalar diyoruz. Tabii öncelikli olarak bugün bir duygu ve düşüncemi paylaşmak istiyorum. Yani belediyemiz faaliyetlerinde de yıllarca, uzun yıllar boyunca rol alan çok değerli Recep Erdoğan hocamızı bugün kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlere başsağlığı diyorum. Ailesine başta olmak üzere. Gerçekten bugün zor bir haberle uyandık yine ve Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diyorum inşallah. Geride kalanlara bir kez daha sabırlar diyorum. Tabii bugün bu Karagöz Gölge Oyunu şenliğiyle ilgili Kültür Müdürlüğümüzle çalışmalarını yaparak işbirliğiyle UNIMA yani Uluslararası Kukla ve Gölge Oyun Birliği'yle birlikteliğiyle programlar tertip edeceğiz. Malumunuz çocuklarımız tabii pandemi sürecinden de etkilendi. Okullar işte bazen devam etti, bazen uzaktan eğitimlerle devam etmek durumunda kaldık. Biz çocuklarımızı inşallah yine sınıflarına kavuştular ve şimdi de yeniden okulları ilk yarı dönemini tamamlayarak sömestr tatiline çıkacaklar. Biz de onlara bir sürpriz yapalım istedik. Bu organizasyon dahilinde 7-12 yaş çocuklarımız için Karagöz Şenliği ve Karagöz Atölyesi planlamış olduk. 24-28 Ocak tarihleri arasında arkadaşlar İnegöl'lü çocuklar 1. Karagöz Şenliği'nde buluşacak diyoruz. 1. İnegöl Karagöz Gölge Oyunu Şenliği etkinliğimiz 24 ve 28 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün saat 10.30 ve 14.30'da iki ayrı seansta 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde gerçekleştirilmiş olacak. Her gün iki farklı gösteri ve atölye çalışması olarak planlanan şenliğimiz toplamda 10 farklı gösteri ve 10 atölye olarak gerçekleştirilecek. Gösterilere 7-12 yaş arası tüm çocuklarımız davetlidir ve katılabileceklerdir. Ancak atölye çalışmasıyla ilgili buna da belli bir kontenjan zorunluluğu bulunduğu için buraya ailelerimizin kayıt yaptırması gerekmektedir. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar İnegöl Belediye'miz Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'ne gelerek burada kayıt yaptırabilirler. Ben bu çalışmada emeği olan çalışma arkadaşlarıma, çok değerli sanatçılarımıza, kıymetli birlik başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malumunuz bize mal olmuş, bizim efendim geçmişimizde büyüdüğümüz, bildiğimiz Karagöz oyununu tüm evlatlarımızın, tüm çocuklarımızın bilmesini, yaşamasını, öğrenmesini ve bununla hoşça vakit, nitelikli vakit geçirmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Çalışmadan dolayı emeği geçen paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımızı, tüm evlatlarımızı da buraya davet ediyorum. Şimdiden kendilerine iyi tatiller diliyorum. İnegöl Karagöz Gölge Oyunu Şenliği hayırlı uğurlu olsun. Karagöz bizim geleneksel gölge oyunumuzdur. Bunu gelecek nesillere aktarmak için böyle şenliklerin yapılması çok uygundur. Ve Bursa'da bunu ilk önce İnegöl'ün, yani Bursa kazaları içinde ilk önce İnegöl'ün yaptığı için tebrik ederim, teşekkür ederim. Hakikaten iyi bir şenlik olacak. Arkadaşlarımız hepsinden meraklı. Geleneksel oyunları oynatacağız. Kendilerinin yazdığı oyunları oynatacağız. Herkes buradan yararlanacak, çocuklar da yararlanacak ve böyle bir şey olduğunu görmüş olacaklar. Bir de Karagöz Atölye çalışmasında da Bülent Akay ustamız her gün iki atölye yapacak ve diğer sanatçılar da, oyunu biten sanatçılar da ona yardımcı olacaklar. İnşallah görelim bakalım. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, efendim gününüz İnegöl, geceniz İnegöl olsun. Teslimimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet efendim, buradayız.